Şimdi x artı y artı z, bu tür sorular nasıl aklımıza gelecek bu şekilde? Böyle soruyorsa hani şöyle düşünelim. Hepsi 3'ün katı, hepsi 5'in katı şeklinde toparlayacak şekilde aklımıza gelsin, tamam mı? Mesela bu soruda da aynı şekilde. Daha yeni video durdu, o yüzden tekrar baştan anlatıyorum. Hani bunu mesela 2 ile çarpsam bakıyorum 2x 5x olur. İşte bakıyorum burası 8z oldu ya. Bunda 5z'ye erişmek için burayı da eksi 3 ile çarpmam gerekiyor, değil mi? Baktım 3'e 5'ye hepsini toplasak 5x artı 5y artı 5z oldu. O da neye eşit oluyor biliyor musunuz? 10 artı 24 eksi 9'dan 34'ten 9 çıkarırsak 25. Yani x artı y artı z toplamı bursa oluyor. 5 oluyor. 20. sorumuza bakalım. Bana x, y, z çarpımı soruyor. Ben şu aşağıdan gidiyorum öncelikle. Y eksi x bölü x çarpı y eşittir z bölü 2 imiş, değil mi? Y eksi x'i bulayım buradan diyorum. Şunu eksiyle çarparsam bulabilirim. Bunlar gider, burada ne olur? Eksi 5 olur y eksi x, değil mi? Oradan da içler dışlar çarpımından x çarpı y çarpı z'nin eksi 10 olduğunu bulurum. A ve B pozitif tam sayı, C gerçel sayı olmak üzere C kaçtır diyor. Şimdi bana B çarpı C'nin A kare olduğunu vermiş. B kare eksi B çarpı C eşittir 13. B çarpı C'nin de A kare olduğunu vermiş. Yani B kare eksi A kare eşittir 13. Yani B eksi A çarpı B artı A 13'e eşitmiş. Bana A ve B'nin pozitif tam sayı olduğunu söylüyor. Demek ki burası 1, burası da 13 olur. Buradan B'yi 7, A'yı da 6 bulurum. B'nin yerine 7, A'nın yerine 6 koyduğumda C'nin de 36 bölü 7 olduğunu bulurum. Yani 21 Denizli. Evet, bu birinci derecede denklemlerin birinci kısmı, görüşmek üzere. Kanala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.